Vize ve finalde çıkabilecek sorular 22. Bu videomuzda Kalkülüs 1 dersinden vize veya final sınavlarında karşımıza gelebilecek bir soruyu inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. Yarıçapı 10 santimetre olan bir çemberin içine yerleştirilebilecek en büyük alana sahip dikdörtgenin kenar uzunluklarını bulun. Bu şekilde bir soruyla karşılaştığımızda ilk olarak olayı resmetmek, bir çizimini yapmak işimizi kolaylaştırır ve algılamamızı arttırır. Bir çember çizelim. Bunun içine yerleştirilebilecek en büyük alana sahip dikdörtgen. Onu farklı bir renkle çizelim. Bunun içine yerleştirilebilecek en büyük alanlı dikdörtgenin tahmin edersiniz ki köşeleri tam çemberin üzerine denk gelmeli ki en büyük alan oluşabilsin. Aksi takdirde daha küçük alanlı dikdörtgenler yerleştirmiş oluruz içeriye. Yerleştirilebilecek en büyük alanlı dikdörtgenin kesinlikle köşeleri çemberin üzerinde olmalıdır. Şimdi bunu belirledikten sonra bizim hedefimiz bu dikdörtgenin kenar uzunluklarını bulmak. X, Y. Bizim hedefimiz X ne? Y ne? Onu bulmak. Ama hangi şartlar altında o çok önemli. En büyük alana sahip dikdörtgen. Bu dikdörtgenin alanının x çarpı y'nin, dikdörtgenin alanı iki kenarının çarpımıdır. X çarpı y'nin maksimum olmasını sağlayan x ve y'nin peşindeyiz. Yani tam olarak bir optimizasyon problemiyle karşı karşıyayız. Diğer bir deyişle maksimum minimum problemi. Yani birinci türevi alıp sıfıra eşitleyerek soruları çözeceğiz. Optimizasyon problemlerinde bildiğimiz üzere burada da türevi alıp sıfıra eşitleyeceğiz. Şimdi yalnız burada maksimum minimumu sorulan şeyi önemli olan tek bilinmeyene indirgemektir. X çarpı Y var şu an elimizde. X veya Y'yi birini diğeri türünden yazıp bunu tek bilinmeyene indirmemiz lazım. Şimdi tekrar çemberimizin üzerine dönelim. Çemberin içine köşeleri çemberin üzerinde olacak şekilde bir dikdörtgen yerleştirdiğinde bu dikdörtgenin köşegen uzunluğu çemberin çapına eşit olur. Çünkü dikdörtgenin köşesi 90 derecedir. 90 derecenin gördüğü kiriş çaptır. Yarıçapımız 10 santimetre olduğuna göre bu çap 20 santimetre olur. Ve burada x ile y arasındaki ilişkiyi tespit etmiş olduk. X kare artı y kare eşittir 400. Bundan sonra bu maksimumu aranan şeyi tek bilinmeyene getirmek hedefimiz. X veya Y'den birini yalnız bırakalım ki ben Y'yi tercih ediyorum. Y kare eşittir 400 eksi X kare. Her iki tarafı kök içine atarsak artı eksi kök içinde 400 eksi X kare. Fakat biz burada Y'nin bir uzunluk olduğunu bildiğimiz için uzunluklar negatif olamayacağı için y'mizin 400 eksi x kare olduğunu anladık. Şimdi bunu getirip buraya y yerine koyup bunu tek bilinmeyene indiriyorum. Alan a diyelim buna kısacası. X çarpı kök içinde 400 eksi x kare oldu. Bunun türevini alıp sıfıra eşitlediğimizde bunu maksimum ve minimum yapan x değerlerini tespit etme imkanına kavuşuruz. Türevini alıp sıfıra eşitliyoruz. A'nın türevi. Burada çarpımın türevi söz konusu. Birincinin türevi 1 çarpı kök içinde 400 eksi x kare artı birinciyi olduğu gibi yazıyorum. Bunu 400 eksi x kare üzeri 1 bölü 2 diye düşünelim. 1 bölü 2 başa geçti. 400 eksi x kare üzeri eksi 1 bölü 2 oldu. Çarpı içerisinin türevini unutmayalım. Eksi 2x. Şimdi bunu biraz düzenleyecek olursak a'nın türevi. Burada 400 eksi x karemiz var. Buradaki 2 ile şu 2 birbirini götürür. Eksi x kare
Şu üzeri eksi 1 bölü 2 de paydaya kök içinde 400 eksi x kare olarak dönüyor. Bunu sıfıra eşitliyoruz. Birinci türevi sıfır yapan x değerleri maksimum ve minimumun apsisleridirler. Biz de bu bilgi sayesinde burada maksimum minimum yapan x'lerin peşindeyiz. Bunu sıfır eşitlediğimizde şunu karşı tarafa atalım. 400 eksi x kare eşittir x kare bölü 400 eksi x kare. Şu 400 eksi x kare ile bu tarafı çarparsak kök kalkar. Şunun da şunu çarptık. X kareyi bu tarafa alalım. 2x kare eşittir 400. Buradan da x kare eşittir 200 çıkar ki oradan da kök içine attığımızda x eşittir artı eksi kök 200 yani o da 10 kök 2 olur. Fakat x'in bir uzunluk olduğunu bildiğimiz için eksi 10'un da olma şansı kalmıyor. Ama yine de biz bir türevin işaret tablosunu yaparak sınavda göstermek isterseniz gösterebilirsiniz. Burada göstermeye de bilirsiniz. Çünkü bir eksi 10 kök 2 çıktı, bir de 10 kök 2 çıktı. Buradan bir sayı seçip buraya koyduğumuzda türevin işaretine bakıyoruz. Buranın eksi olduğunu göreceğiz. Buradan bir sayı seçip koyduğumuzda, sıfır koyduğumuzda mesela sonucun pozitif olduğunu göreceğiz. Buradan bir sayı koyduğumuzda negatif olduğunu göreceğiz. Şu şekilde bir grafik karşımıza gelecek. Yani işaret değişim tablosu ve 10 kök 2'nin maksimum yapan değer olduğunu tespit edeceğiz. Buradaki işaret sayıları seçip uzun uzun göstermedim. Zaten x'in negatif olamayacağının bilgisine sahibiz biz. X'in 10 kök 2 olduğunu bulduk. Biz maksimum minimum yapan x ve y'nin peşindeyiz. Maksimum minimum değerin değil. Maksimum minimum değerin peşinde olsaydık y'yi bulur arkasından x ile y'yi çarpardık. Bu x 10 kök 2'yi getirip buraya koyarsak 10 kök 2'nin karesi 200 eder ki y'nin de buradan kök içinde 200 kaldığını görürüz. Y'nin de 10 kök 2 olduğunu buluruz. Yani buradaki dikdörtgenin alanının en yüksek olabilmesi için bu şeklin bir kare olması gerekir. Kare de bir dikdörtgendir, bunu unutmayalım. Burasının 10 kök 2 olması gerektiğini, buranın da 10 kök 2 olması gerektiğini ispatlamış olduk. Ben bunu anında bakarak anladım. Hoca öyle şeyleri yemez burada. Mutlaka bu işlemleri yaparak x ve y'yi bulmamız gerekiyor. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.